Ay, evet. İçerideki adamım olacaksın benim. Oh. Ah, ne güzelsin. Ferman'a, Adil'e, Tanju'ya, herkese karşı. Ali Vefa? Hazır mısın muhbirim olmaya? Değilim hazır. Muhbir olamam ben. Oturur musun Ali? Oturmak istemiyorum. Beni rahat bırakmanızı istiyorum. Sırf Ezo'yla arkadaşım diye ben... Benim Ezo'ya ne gibi bir zararım dokunabilir? Ali otur. Biliyor musun dün gece çok güzel bir rüya gördüm. Anlatayım mı? Seni kovmuşum. Yetinmemişim Ferman Hoca'nı da almışım bölüm başkanlığında. Yetinmemişim Adil Hoca'nı da kovmuşum. Neler diyorsunuz siz? Dediklerimi yapmazsan olacakları söylüyorum sana. Ben şimdiye kadar bütün rüyalarımı gerçekleştirdim. Biliyor musun Ali? Bunu da gerçekleştirmekten hiç çekinmem. Ama ben yapamam. Ben yapamam. Ben yalan söyleyemem. Beni hemen anlarlar. Yakalanırım ben. Yeter. Kalk ayağa. Sevdiğin insanlardan haber taşıyacaksın bana. Seni çağırdığım zaman geleceksin. Tek tek anlatacaksın bana aşağıda neler olup bittiğini. Tamam? Bu kadar. Çıkabilirsin. Bir daha da kapımı vurmadan girme içeri. Mahremiyetime saygısızlık edilmesinden hiç hoşlanmam. Ali. Sonra cevap vereceğim. İyi bir cevap mı? Sen bu hastaneye geldiğinden beri her şey sen oldun. Senin sorunların. Benim seninle sorunlarım. Ben kendimi unuttum Ali sensiz. Benim de bir hayalim var. Terfi aldım bak. Aylar sonra ilk kez... Seni düşünmediğim bir gün geçirdim dün.
Aklım sadece eşimdeydi. Ve Ali çok iyi geldi. Bu benim sorumun cevabı değil. Ama anlarsın sen. Tam da bu yüzden ayrılmadın mı benden? İşini yapamadığın için. Hayalini gerçekleştirmek için. Bu benim sorumun cevabı değil. Ben tek bir şey sordum. Beni unuttun mu? Unutmadın mı? Bunun cevabı yapacağım şeyi değiştirmeyecek. Benim sana değil, kendime kavuşmam lazım. Üzgünüm.